A sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2'dir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam bölünür? 35. bölüm. Burada pratik olarak şunu yapabiliriz. A 7 ile bölündüğünde kalan 2, mesela A sayısı 2 olabilir. Ama 2 de negatif değerlere inebilir. O yüzden biraz daha farklı verelim. 9 verelim. 9 sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2'dir. Buna göre 9 sayısı hangisiyle tam bölünür? 9 eksi 7 ile tam bölünmez. 9 artı 2, 11 tam bölünmez. 9 artı 5 ile bölünür. 9 artı 7 ile bölünmez. 18 artı 7, 25, ona da bölünmez. Cevap C. 9 yerine başka bir şey de yazabilirdik. Örneğin 16 yazabilirdik. Yine 7 ile bölündüğünde kalan 2 olan. Hatta 2 de yazabiliriz de 2 şu şıkta biraz sorun çıkarıyor. Yoksa 2 artı 5, 7, 7 ile bölünür diyebiliriz. Ha, sorunun mantığı ne? A sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2. Öyleyse A dediğimiz şey aslında 7K artı 2. Yani şu bir şey. K yerine 0 geldiğinde A 2 olur. K yerine 1 geldiğinde A 9 olur. K yerine 2 geldiğinde 16 olur. Yani A'nın türü bu. 7K artı 2 diye sembolize edebiliyoruz. Dolayısıyla bunun üstüne bir 5 daha koyduğumda 7K artı 7 oluyor. 7K zaten 7'nin katı. 7 de 7'nin katı. Dolayısıyla bu sayı ne, K yerine ne gelirse gelsin 7'ye bölünür diyoruz. Yani işin arka planda işleyen denklemsel yanı bu. Ama diğer türlü sayı vererek de pratik olarak çözebiliriz. Cevabımız A artı 5.